şunu söyle abi. Ha, hazır mıyız? Bir saniye arkadaş bekleyelim ya, geç kalmışlar. Her şey And this week, but he said he has more pain, and then he trained individual, and the rest is fit. We know that, or you know that Benassa is suspended, and yeah, the rest can play. Aslında bu milli arada diğer önceki milli aralar gibi çok fazla da uzun olmadı açıkçası. Galatasaray karşılaşmasından sonra bildiğiniz gibi bir milli araya girdik. Alanya karşılaşmasıyla alakalı tabii bildiğiniz gibi bir hoca değişikliğine gittiler. Tam olarak nasıl bir oyun sergileyecekleri hakkında pek bir fikrimiz yok. Eğer eski hocalarıyla devam etmiş olsalardı belki onları analiz etmek çok daha rahat olabilirdi bizim açımızdan. Ancak oyuncularını tanıyoruz. Onların sahada neler yapabileceklerini biliyoruz. Biz de ona göre hazırlıklarımızı tamamladık. Sakatlıklarla alakalı sorunuza cevap verecek olursam Celil'in ağrıları devam ettiği için biraz daha uzun sürdü sakatlığı. Umarım bir hafta içerisinde bizimle tekrardan antrenmanlara başlayabilir. Şu an bireysel anlamda antrenmanlarına devam ediyor. Gerisinde zaten bir sıkıntı yok. Bildiğiniz gibi Benacer de zaten kart cezalısı. For the offense players, and we have to do a good rest defense, and my team wants to win, and yeah, and we are ready, and we also want to start now a new series. İkinci milli aradan sonra Fenerbahçe'ye karşı aslında iyi bir oyun sergilemiştik. Belki Konya maçı olmasa da Fenerbahçe'ye karşı milli aradan döndükten sonra iyi bir performans göstermiştik. Antrenmanlarımız çok iyi gidiyor. Yüksek seviyede şiddeti iyi olan antrenmanlar yapıyoruz. Takımım tamamen konsantre olmuş durumda. Bizim için bu maçın önemi elbette ki büyük. Tabii rakibimizin ofansif oyuncuları belki almış oldukları sonuçlar çok iyi olmasa da ofansif anlamda çok iyi oyunculardan kurulu bir takımdan bahsediyoruz. Bizim defansif anlamda çok iyi durmamız gerekiyor. Bu maçı da kazanıp yeni bir seriye başlamak istiyoruz. You are playing in Africa, then it's not so easy. The way to come home is a little bit longer, but at this moment it's also good that the player come healthy back and can train more with us. Bu milli takımdan sonra, bu milli aradan sonra milli takımlarda oynayan oyuncularımız biraz erken geldiler. Bu da bizim işimize yaradı. Önceki milli takım arasında mesela geç gelen oyuncularımız olmuştu. Ama bu milli arada erkenden gelen 3 tane oyuncumuz oldu. Tabii kolay da olmuyor. Sonuçta Afrika'da oynuyorlarsa veya uzak bir yerde oynayıp uzun bir uçuş yaptıktan sonra buraya geldikten sonra onları hazırlamak kolay olmuyor. Bu sebepten dolayı erkenden gelmiş olmalarından ötürü de bizimle antrenmanlara çıkmış olmaları ve onları daha fazla hazırlayabilecek olmamız bizim için çok değerli. But this game is a little bit difficult to prepare. And then yeah, I hope we win this game, and then we have the next game, and if we win both games, then we are in a very good situation, and that's just what we want. Bu iki karşılaşma bizim adımıza evde oynayacağımız için bizim adımıza bir avantaj olur. Aslında biz deplasmanlarda da gayet iyi bir performans gösteren bir takımız ama sonuçta kendi evimizde taraftarımızın önünde oynayacağımız iki karşılaşma olacak. Onlarla birlikte, onların desteğiyle birlikte ikisini de kazanmak istiyoruz. Tabii elbette Alanya maçı biraz daha zor olacak. Dediğim gibi yeni bir hoca değişikliğine gittiler ve sistem emin değiliz nasıl bir sistemde oynayacakları ile alakalı. Belki farklı bir sistemde oynayacaklar. Bu sebepten dolayı bu maça hazırlanmak biraz daha zor olacaktır. Bu maç bizim adımıza biraz daha zor geçecektir. Ama umarım bunu da Bodrum karşılaşmasını da kazanırız. Ki kazanırsak çok iyi bir pozisyonda oluruz. Bizim istediğimiz de bu yönde zaten. Net of time then the teams run a little bit more. But for me it's important we can score in the last minute. We do this in many games and that shows me we are good prepared also in runnings. (Gülüyor)
Açıkçası takımın kaç kilometre koştuğundan çok nasıl koştuğu önemli. O koşuları doğru yapmak, o mesafeleri doğru şekilde kat etmek benim için çok çok daha önemli. Ama şimdiye kadar göstermiş olduğumuz, oynamış olduğumuz maçlarda göstermiş olduğumuz performansta takım olarak fit olduğumuzu gösterdik. Son dakikaya kadar savaşmayı bildik ve hatta son dakikalarda bile gol atabileceğimizi gösterdik. Ama dediğim gibi bu da zaten bizim fit olduğumuzu ve koşu mesafelerimizin gayet iyi olduğu anlamına geliyor. Tabii oyunlara bakacak olursak yaklaşık olarak 51 dakika topun oyunda kalma süresi var. Bu da yeterli değil o istemiş olduğumuz mesafelere ulaşmak açısından. Topun oyunda kalma süresi Almanya'ya bakacak olursak Türkiye'den biraz daha fazla. Orada daha fazla mesafeler kat edilebiliyor. Oyun çok fazla durmadığından dolayı. Ama dediğim gibi takım olarak son dakikaya kadar savaşıp gol atmasını bilen bir takımız. Bu da bizim zaten fiziksel anlamda hazır olduğumuz anlamına gelir. Both halves are good, but that yeah, for me is important that we can yeah, if we need more runs, then I know we can do more runs and this is very important for me. But I want to play in both halves a good game. Tabii problemlerden çok fazla bahsetmeyi seven bir insan değilim ama biz ikinci yarıda olduğu gibi birinci yarıları da güzel oynamaya çalışan, onu isteyen bir takımız. Tabii şimdiye kadar ne yazık ki o birinci yarılarda istediklerimizi göstermemiş olsak da antrenmanları o doğrultuda yapıyoruz. Ki zaten mesafeleri de o birinci yarıda da ikinci yarıda da istediğimiz seviyelere çekmek istiyoruz. Yani biz ikinci yarıda bu taktik veya bizim istediğimiz bir şey değil ne yazık ki. Birinci yarıda o istediğimiz performansı aslında ikinci yarıda göstermiş olduğumuz performansı ikinci yarıda da, birinci yarıda da gösterip güzel sonuçlar almak istiyoruz. Opinion how they want to play, but this game is a little bit difficult to